Emel abi, ben konuşabilir miyim Tabii ki de. ya? Ben seni ilk yayın yaptığından beri takip ediyorum da hiç Eyvallah. böyle bir fırsatım olmadı. Eyvallah abi. Ondan sonra işte İsim Ali. sana bir aynen Ali abi. Hı. Ben seni seviyorum abi yani. Şu ortamda en iyi adamlardan bir tanesin yani. Teşekkür ederim. Çok sağ olasın. O yüzden bir de senden bir ses analizi isteyecektim. Yani bu sese pek Şarkı söylüyor şarkı musun? falan şey yapmıyorum. Yok, şarkı değil bu. Genelde şiir tarzı falan Aynen, şeyler sesinde yapıyorum. zaten böyle bir şey, gür ve tok çıkıyor yani. Bir ince o hava Allah. var sende. Eyvallah. He? Okuyacak mısın peki bize bir şiir? Bir şiir değil de mesela bir hikayeyi şiir gibi okumayı seviyorum. Ben alttan müzik vererek. Eğer O iznin zaman varsa onu yapayım. vereyim Hatta mi müzik? ben vereyim isterseniz. Hiç siz şey yapmayın. Tabii ki coşkuyu verebilirim. Bak güzel olur. Tam o zaman en duygusal fon müziği diye bir tane müzik var. Valla Biliyorsun porno yani. gibi porno izleyecekler şimdi. Gör. Ben... Hocam, Bak, bak güzel özgür. çalıyorum bir de. Hocam. Efendim. Ama adam şimdi okuyuşu ona Duygusal bir... göredir. Özgür şimdi. Hayır, sıkıntı değil. Beyler, kişiliğe dikkat edin. Gelip anlamasın yayını. Evet. Abi, şöyle alttan bir fon müziği verirsen, Tamam. ben bir hikayemi Tamam. anlatacağım. Tabii. Biraz aşk hikayesi. Her şey canlı abi. Aga, bir şey diyeceğim de. Bu biraz şeye kaçtı ya. Çok böyle bir Neşet Ertaç'a kaçtı yani. Ne Mesela şekil ha? anlattım. Gayet güzel fon müziği. Ay çok güzel de benim anlatacağım hikaye bu uyumaz Sen pek. anlatmaya başla, ben uydurayım. Anla sen. Hemen bekliyorum. Tamam dostum. Başlıyorum o zaman beyler. Ha. Hazırız. Başlıyorum Devam et abi. abi. Şu an heyecanlandım biraz. Tamam. Diyorum bir su içeyim. Bir dakika. Başla başla. Biz onunla ilk aşk kafede tanışmıştık. İlk göz göze geldiğimiz an, ilk bakıştığımız an ve de ilk aşık olduğumuz an o kafede olmuştu. Onun masmavi gözleri vardı. Onun gözlerine baktığım zaman okyanuslara dalıyordum sanki. Öyle güzel bir kızdı ki. Ona ne gitti yakışıyor. Bundan tam 6 ay önce buluşacağımız zaman bana şöyle demişti. Aşkım, bugün ne giymemi istersin diye. Ben de ona dedim. Aşkım, sen istediğin giy, sana her şey yakışıyor diye. Cidden o öyle güzel ve kızdı ki abi. Ona her şey yakışıyordu. Çuval giysi yakışır derler de. Öyleydi. Sonra buluştuk abi. Buluştuğumuz kafenin ismi de Aşk Kafe'ydi demiştim. O kafeye her gittiğimiz zaman o Nescafe içerdi. Ben Türk kahvesi. O bol şekerli içerdi. Ben şekersiz. O Mersin'de yaşıyordu. Ben Konya'da. Aramızda 4 saatlik yol farkı olmasına rağmen aşkımız engel olamamıştı be kardeşim. Olamamıştı. Neyse o gün buluştuk. Buluşmamıza mini etek de gelmişti. Ben tabii onu öyle görünce ister istemez kıskandım. Çünkü ben ona bakmaya bile kıyamazken onun saçın tene zarar veremeyecek. Onu kıskanmıştım. Ona bağırmıştım. Onun kalbini kırmıştım. Ama böyle olacağını bilsem yapar mıydım? Neyse o gün pek eğlenemedik. Erkenden bizim eve geldik. Saat 6-7 gibi falandı. Bana şu lafı dedi. Aşkım sen beni sevmiyor musun diye. Ben de ona dedim.
Aşkım, neden dedim. O da bana dedi. Aşkım biz neden diğer sevgililer gibi o işi yapmıyoruz dedi. Ben de ona dedim. Aşkım ben senin saçın tenin zarar veremeyecekken sana o acıyı nasıl yaşatacaktım? Üzülmüştüm. Kırılmıştım. Ama belli etmedim. Sonra o gün film falan izledik derken uyuyakalmış benim yatağımda. Bir de var ya hep böyle deli gibi yatardı. Üstünü başına açardı. Ben de ona kıyamaz. Evimin en sıcak, en yumuşak, en güzel battaniyesi onun üzerine örterdim her zaman. Hatta bir gün örtmedim diye benim yüzümden hasta olmuş ve hasta olmuştu. Sonra neyse o gün battaniyeyi tam örtecekken eteğinin sıyrıldığını gördüm. Götü kabak gibi ortaya çıkmıştı. Ben de dayanamadım. Çatır çutur sıktım. Haydi! Aynı tamam. Sonra devam edeyim. Sol tuttum, bağlamanın burgularını sokacağım şimdi bak. Dur. Yeter dur oğlum ya. Oğlum sen tamam mı sokuyorsun? Osman gel beni siktir. Git şu kamına koyun. Tamam Özgür sen ne diyorsun? Yayındayız oğlum. Abi devamın daha şey anlatın. Devamı var abi. Tamam daha abi, sakin ama hani. Tamam abi. Sakinim abi şu an. Abi sonra sabah uyandığımız zaman bana şöyle dedi. Aşkım uyurken beni niye becerdin diye. Ben de ona dedim. Aşkım ben genelde sleeping seviyorum o yüzden. Ya hiç bu kadar saçmalık. O da bana dedi. Kız 6 aydır uyuyamıyormuş be kardeşim benim yüzümden. Ama sor pişman mısın diye. Sor Kemal abi pişman mısın diye sor. Pişman mısın Ali? Değilim abi. Ne olsa yine yapardım. Hayır olmaz. Böyle işte. Sonra annesi aradı. Oraya girme. Oraya hiç girme. Yok. Vallahi yeter artık. Dur. Yarım saattir ben bağlamayı bunun için mi çaldım? Peki sana bir şey, ciddi bir hikaye. Yani başından geçen bir şey mi anlattın şu an bize? Aynen abi. %100 oldu.